Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a pak hamdu sana. Ve süyümlük peygamberimiz, yolbaşımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge pak durut salamlarımızı yolluğa dekin. Qadirli qardaşlar, her qatım anlatıp kelyotqan perzentlerimizni qandaq terbiyeleyimiz mavzuluq kitabını anlatışını yana devamlaştırmız kelgan yerimizden başlap, inşallah bugünkü 4. sanımızda terbiyeçi de buluşqa tegishlik süpetler mavzusudan başlap sunumuz bu bapta inşallah İhlas, takvalık, ilim, mesuliyetçallık, çidamçallık ve merhametlik, buluş, mikir şefkat ve sövgü muhabbet, Allah Ta'ala'ya yülünüş kadarlık mavzula sözlündü. İnşallah Rabbimiz Allah Subhanahu ve Ta'ala'dan okuğallarımız, anlıgallarımızga emel kılışını, imetini ata kılışını tüvençilik bilen sorayımız. Kitap Abduri kıyrındışımız Muhammed Yusuf, mikrofon altında kıyrındışınlar Abdullah Yılgın. Terbiyeçide buluşku tegişlik süpetler. Terbiyeçide buluşku tegişlik süpetlerine tunuştun avval, birav özüde bulmağan ne hiç kimge berelmeydu deydiğen akli kaidini unutmaslıkımız gerek ki, ata ya ki ana, ya ki muallim, ya ki kandaklı bir terbiyeçi özü ahlaklık bulmasa, o hiç kimne ahlaklık kılılmaydı. Çünkü onlar özlerde bulmağan ahlakını hiç kimge berelmeydu. Şu an her kandak bir ata ana, ya ki muallim, ya ki her kandak bir terbiyeci, özünü kalbine eriştirişki kepillik kıladığan asaslık süpetlerini özü de yetiştirişki muhtaç. Bu süpetlerinin muhimleri tövendikçe. Birinci, ihlas. İhlas her bir işini Allah üçün halis kılış digerliktir. Terbiyedeki ihlas yeterlik sebeplerini kılış bilen birge, Allah Ta'ala'nın razılığını közlep, kıydırkınıp, kümül kuyup işleşini takızza kılıdı. Ana balısını terbiyeleş yolu da Allah Ta'ala'a ihlas bağlap, onunla işenç kılıdıken Allah Ta'ala çokum onu terbiye işi de galibi geliştirdi. Şu an herkandak bir ata ana ya ki muallim niyetini ruslap Allah Ta'ala'dan yardım soraşka muhtaç. Şu vakitte Allah Ta'ala onunla ünümlük terbiye yollarını onaylaştırıp birdi ve medet kılıdı. İnsan Allah Ta'ala'ya çin akide kılış ve onundan yardım soruş sayesi de özü de bulmağın maddi ve manevi energiyelerge iyi bulalaydı. Doktor keselge diagnoz koyuşta ihlas kılsa Allah Ta'ala onunla doğru diagnoz koyuşunu ve önümlük davalaşını ilham kılıdı. Advokat nahakçılıkka karşı duruş yolu da ihlas kılsa Allah Ta'ala onunla çokum yardım verirdi. Xud düşünündek ata ana ya ki muallim balalarını terbiyeleş işi de ihlas kılsa Allah Ta'ala onunla çokum galbe ata kılıdı. Çünkü İslam'da her işinin beşi ihlasdır. Adem balısının iki dünyalık saadeti maddi ve maneviyetiki kepillik kılalaydıgan ihlastın bölek ikinci bir hıslet yoktur. Her kandak bir işte ihlas talep kılındı. Namaz okuş, ruzu tutuş, zakat beriş, hac kılış, ilim tahsil kılış, Kur'an tilavet kılış, yetim yesirlerge yardım kılış, halal rızık üçün işleş, katarlık, hemmeli işte ihlas bağlap iş kılış lazım. İhlassız kılıngan emel ibadet Allah Ta'ala'ya kubul bulmağın dek, ihlassız kılıngan terbiyenin mu ünümü bulmaydı. Hoş, ikinci takvalık. Takva sözünün lügattaki manisi saklanış digerlik bulup, takvalıkların şeriat istilahideki manisi hakkında ulemalarının tarifleri tüvendikçe bulgan. Allah Ta'ala'ya itaat kılış sayesi de özünü onun himayesi astığı iliş. Takva sözünün birinci şeriat istilahideki manisi. İkincisi haramdın kaçış ve halalını ilgaçta intayin sezgür buluş diye manisi var. Üçüncü günah mesiyetlerine çüşüp kalmaslık üçün İhtiyaççan buluş.
ikinci halife Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu, Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhu'dan takvalık hakkıda sorganda, o, siz tikellik yoldan minip bakkan mı? Dep sorgan. Hazreti Ömer, haa diyende, Hazreti Ubey'e yana onundan, kandak mağdınız? Dep sorgan. Ömer, putumğı tiken girip ketmesin dep, ihtiyaççallık bilen mağdım, dep cevap bergen. Bu vakitte Ubey radiyallahu anhu onunğa, takvalık diyen, eni şundak buludu, diyen. Yani tikellik caydın mangan Adem, putumğı tiken kirip ketmesin dep, ihtiyaççallık bilen miniş arkalık, özünü ziyan zahmetten koğduğandek, takvadar Adem mu, hayatlık musabisi de günah, yaman işlerini sadır kılıp kuyup, Allah Ta'ala'nın cezası uçurup kalmaslık üçün hemişe ihtiyat bilen hareket kılıdı. Hoş, hem de takvalıkların mânesi. Takvalıkların en doğru ve ıhçam mânesi mesuliyetçallıktır. İnsan her işte mesuliyetçen bulup, mesuliyet duygusu işi de hareket kılgan bulsa, o çokum Allah Ta'ala'nın himayesi astığa mükürüdü. Haram işlerden mu özünü saklaydı ve cezağı mı uçurmaydı. Çünkü mesuliyetçallık diyen kılışkı tigişlikini vaktada kılış, kılmaslıkı tigişlikini kılmaslık diyenini bildirdi. Mundaq Adem'nin könlü rahat, kelajki kapaletlik ve korkunçlardan hatırcan buludu. Halkımızda özünü sorugan hanın aldığı barmaptu diyen hikmet var. Çünkü öz mesuliyetini orundugan Adem, halkının ve Allah Ta'ala'nın aldığı da hiç kaçan ayıpkar bulmaydı. Hoş hem de Allah'tın korkuş diyenin mânesi nime? Takvalık Allah Ta'ala'dan korkuş deb mutabirlindu. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tın korkunlar diyen ayetler köp uçuraydı. Hadislerde mu ve barcı İslam menbelerde mu köp tekrarlındı. Dünyada nurgulluğun korkuşturları bar bulup, insanlar ölümden korkudu. Kanunun cezasından korkudu. Mal dünyasından ayrılıp kılıçtan korkudu. Karakçıdan korkudu. Yüz abroyunun tökülüp gitişinden korkudu. Özlerge ve perzentlerge ziyan zahmet yetiştiğinden korkudu. Birovning ko'nglini ranjitib qo'yishdan qo'rqdi. Birer boshliqning yoki jamoatning nazaridan tushib ketishdan qo'rqdi. O'ziga yaxshilik va ato ihson qilib turayotgan kishisini ranjitib qo'yib, o'tirdagi munosabatning uzilib qolishidan qo'rqdi. Va hokazolar. Hatto bolalarimu ota-onasidan tayoq yeyishdan qo'rqdi. Muallimning jazolashidan qo'rqdi. Kichik bolalar bo'lsa qorong'udan qo'rqdi. Jin alvasidan qo'rqdi. Yolg'iz qolsa tihim qo'rqdi. Hoş, hem de Allah'tan korkuş, kaysı türdeki korkuşka kirdi o, diyen sual gelse, şeksiz ki Allah'tan korkuş diyen, özüge yakşılık kılıp durvatkan kişisini rencetip koyup, o türdeki münasebetinin üzülüp kılışıdan korkuşka okşaydıgan bir korkuştur. Bu türdeki korkuş, Allah Ta'ala'nın uluğ makamıga tolumu yarışıdıgan korkuştur. Allah Ta'ala'nın cezasıdan korkuş mu, muşu korkuşunun işçige kirdi. Çünkü münasebet bozulgan ve ata ihsan üzülgendiğin kiin kütülüdüganlar ise cezadın başkası bulmaydı. Ondak bulmağanda Allah Ta'ala'dan huddu korkunçluk Adem'den korkkandak, ya ki açık yaman Adem'den korkkandak, ya ki zalimden korkkandak korkulmaydı. Çünkü Allah Ta'ala bu süpetlerinin hemmesinin elbette paktır. Eksice o mehlukatıga en mihriban, en küyümcan, ve en şefkatlik zattır. Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu mundaqtaydı. Bir günü Peygamber aleyhisselamdan aldığa uruşta esirge çükeller keltirildi. Onlarının arasında teğe emçekten ayrılmağın balısını izdevatkan bir ayal bar idi. Ayal balısını tapdı ve onu bağırığı çın baskınıca imitişki başıldı. Peygamber aleyhisselam yendikilerge ayalını körüstüp durup onlardın, yani sahabilerden bu ayalının muşu balısını otkı taşlaşkı razı buludu desi işine misler? Dep sorudu. Ular, yak, herkiz mi çıdap duralmaydı? Deyişti. Andın Peygamber aleyhisselam ularga, Allah bendelerge muşu ayalının balısığı bolgan şefkatıdın mı bek şefkatliktur? Dedi Peygamberimiz. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de tilgilingan. Sahih Bukhari'ninki 5653. numaralı hadisi, Sahih Müslim'de olsa 2754. hadisi tilgilingan. Hoş, Allah Ta'ala ene şundak şefkatliktir. O bendelerini azaplaşını halamaydı. Onun dozakını yaratkallıkı, cennetinin kadirini bildiriş ve özüge asilik kılgallarını, bendelerinin kinini içken ve onlara zulüm kılgallarını edepleş üçündür.
tərbiyəçidə buluşqa tigişlik ən asaslıq süpət təqvalıqdır. Təqvalıq məngülük amallıqqa və Allah Taalanın yardımıqı irişinin kəpalıdıdır. Xoş, əmdə təqvalıq doğurluq kəlgən ayət və hədislər. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala Sürü Ahzab'ın 70. ayeti düşündükteydi. Ya eyyühellezine amenu attequllaha ve kulu kavlen sedide. Yani iyi iman etkallar, Allah'tan korkunlar ve doğru sözünü kılınlar. Yani Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala Sürü Bekara'nın 194. ayeti düşündükteydi. Vettequllaha ve'lemu اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Yani Allah'tan korkunlar ve bilinler ki Allah takvadırlar bilen billidur. Yani Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Sürü Hucurat'ın 13. ayeti düşünmekteydi. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Yani Allah'ın nezirde en hürmetlik sanıldığınınlar en takvadır bulgallarınlardır. Yani Rabbimiz Sürü Talak'ın 2. ayetinde وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Yani kim ki Allah'tan korku diken Allah onun çıkış yolu verirdi. Peygamber aleyhisselam'dan kişilerini cennetke en köp kirgüzdüğün nersi nime edip soralığında takvalık bilen güzel ahlak deyip cevap vergen. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de tılgılınan hadis. Yani Peygamber aleyhisselam mandak degen, nâdib olmağın çokum Allah Ta'ala'a takvalık kılgın, yamanlıkını yakşılık bilen öçürgün, kişilerge güzel ahlak bilen muamele kılgı. Bu İbn Hibban'ın Sahih namlık hadis toplumunun 2. tom 224. betide tilgilenen hadis. Hoş, amda terbiyeçide buluşkı tigişlik süpetlerinin 3.sini mu? İlim. İlimnin hayattaki en hakiki yolbaşçı işkerliğini talaylıgan danalar eğitip gelmekte. Her bir işinin özüge has ilmi bolganı dek, terbiyenin mu özüge has ilmi var. Terbiye hakkıda bilimi bolmagan adam terbiye işini becerelmeydi. Terbiyecinin İslam akidesini, şeriat ahkamlarını, halal haram meselelerini, İslam ahlakını yakşı bilgenin sırtı da, İslam terbiyesinin prensiplerini ve usul çağrılarını mükemmel bilişi lazım. Şunda kılgandılar, balılarını Kur'an-ı Kerim ve sünnetinin ruhiga uygun kılıp terbiyelip çıkalıydı. Navada ata-ana ya ki muallim bularını bilmese, balılarının terbiyesi ne ahlaki, ne ictimai, ne psikik terapten yakşı bulmayı kalıdı. Şunu balılarını terbiyeleş üçün çukum bilimlik buluş şart. Karaydıgan bolsak, ilimnin ehmiyeti doğruluk kelgen ayet ve hadisler intayin köp. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala Sürü Mücadele'nin 11. ayeti de Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Yani Allah sizlerin aranızdaki iman etkallar bilen ilim berilgenlerini bir kançı derece yukarı götürdü deydi Rabbimiz. Yani ne deydi? Sürü Zümer'nin 9. ayeti de هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Yani bildiğallar bilen bilmeydiğallar ten bulalımdı. Kur'an-ı Kerim'deki tüncü ayetinin oku diyen buyruk şekli bilen çüşkelleki mu, ilimnin ne kadar ehmiyetlik işkelliğini bilişimiz için yeterliktir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondak diyen, Bilim iliş er bulsun, ayal bulsun her kandak bir Müslüman kişiye perizdir. O yana kim ki bilim iliş yoluna kirediken Allah onun cennetki giriş yolunu onaylaştırıp berdi degen Peygamberimiz. Bu hadis, yukarıdaki birinci hadis Bukhari ve Müslim'de tilgilenen, ikincisi bolsa Hakim'nin El-Mustedrak namlık hadis toplamının 1. tom 291. betide tilgilenen hadisler. Hoş, amda terbiyeçide buluşkı tigişlik süpetlerinden 4.sini mu? Mesuliyetçallık. Terbiyeçi ballarını imani, ahlaki, akli, cismani ve ictimai cihetlerden mükemmel kılıp yetiştirip çıkıştın ibaret bu çoğun ve iğir mesuliyetini hemişe his kılıp duruşu lazım. Terbiyeçinin öz üstüdeki bu çoğun mesuliyetini devamlık his kılıp duruşu
onun terbiye yolu da tihimi köptür inşallah körüstüşüge ve kuludun kelgenin hemmini kılışıga törtkü buludu. Terbiyeçi meyli ata, meyli ana, meyli muallim olsun. O özünün en çok mesuliyet ve cevapkarlık ilgisi ikerliliğine kat'i unutmasızlığı lazım. Terbiyeçi mesuliyetini tuluk uğrundumuza, özünün terbiyesi astıdakilerinin en addi ehvalıgıcı nazarat kılıp, bilip duruş burcunu unutsa, o terbiye işini mağlup bulgan buludu. Ve Allah Ta'ala'nın aldı da, terbiyesi astıdakilerinin cevapkarlığı tartıldı. Hem de terbiyeçili buluşku teyişlik süpetlerinin. Beşincisi, çidam ve merhamet. Sabırcallık, mihriballık, temkillik, iğribi sıklık, yumuşaklık ve merhametlik katarlık süpetler terbiyeçini terbiye işini galibige iliştirdiğin asaslık amillerden sanıldı. Her kandak terbiyeçi muşu süpetler arkalık balılarının sövgüsüge ve hürmetige ilişkidi. Neticede balılar onun sözünü anlaydı, diğerlerine uğrundaydı. Sevirkallık bilen iğir bir sıklık güzel ahlakının en iyisili sanıldı. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bu hısletinin ilgilerini takvadarlardın sanıgan ve özünün onlarını dost tutuduğallıkını cekarlıgan. Nemi digen? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظِ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Yani o takvadarlar kençilikti mu, kısınçilikti mu Allah yolu da pul mal serip kıldıgan, açkını yutuduğan, kişilerini keçirdiğan kişilerdir. Allah yakşılık kılgıcılarını dost tutudu. Bu ayet Sûre Âli İmran'ın 134. ayeti. Hoş, yani Rabbimiz وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Yani kim ki sabır kılsa ve keçir vesse, şeksiz ki onun bu işi âli canaplıktır. Sûre Şura 43. ayet. Peygamber aleyhisselam Abdülkays diyen bir ademge, senin de Allah Ta'ala yaktırdığın iki hıslet var. Ular sabırcallık ve iğir besıklıktır diyen. Bu hadis İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlık hadis toplamının 1. tom 48. betide tilgalanan. Kattıklık bilen kılgılıp olmaydıgan işlerini yumuşaklık ve sılıklık bilen kılgılıp oludu. Bu vakti Peygamber aleyhisselam iğir besıklık kaysi neresi kirse onu çıraylıklaştırdı. O kaysi neresinden yulup elinse şu neresini setleştirip etdi degen. Bu hadis hem İmam Müslim tilgalanan hadis. Küyümçallık bilen mihriballık Allah Ta'ala'ğı en yıkımlı süpetlerden sanıldı. Peygamber aleyhisselam bir hadiste mihriballıktan mahrum kalgan adam cimi yakşılıklardan mahrum kalgan buludu degen. Bu hadisem İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlı hadis toplumunun 4. tom 2003. betide rivayet kılınan hadis. Gazepleniş, tiz açıklanış ve özünü tutalmaslık selbi süpetlerden bulup her kandak bir ictimai işlerde hususen terbiye işlerde onun zihni köptür. Çünkü özünü tutalmaydıgan, açıkını basalmaydıgan adam köp hallarda çoğun hatalıklarına düşer buludu. Mundak adam terbiye işleri de mu galibi kılalmaydı. Çünkü terbiye alahidi sabırcallık ve iğir besıklık talep kıldığan bir meslek. Allah Ta'ala bendelerini onlarının küçü yetmeydiğen işlerine buyurgan emez. Açıkını besivilişini ve gazepini yenişini ögünüş tırışkan adam için ancak inemez. Hemme iş cepağı çıdap özünü köndürüş ve meşik kılış bilen buludu. Açıkını besiveliş ve işçide ottek yenevatkan gazepini yeniş hakiki küçülük adamının süptüdür. Peygamber aleyhisselam sahabelerden sizler kandak adamını en küçülük deyizler deyip soruğanda sahabeler hiç kim yıktalmaydıgan adamını en küçülük deyimiz deydi. Bu vakitte Peygamber aleyhisselam onlara cevap verip gazeplengen vakitte özünü tutalıgan adam hakiki küçülük adamdır deydi. Bu hadis hem Bukhari ve Müslim'de tilgalanğan. Hoş, hem de bu terbiyeçide buluş tegişlik süpetlerinin altıncısı ne mi? Mihir şefkat ve sevgi muhabbet. Her kandak bir terbiyeçinin terbiyede ünümlük netice ilişide en asaslık rol oynaydıgan muhim amillerinden biri balılarga mihir şefkatlik buluşu ve sevgi muhabbetini onlarga izhar kılıp duruş bilen onlarının sevgüsüge iliştir. Terbiyeçi balılarga özünü sövdürüş arkalık özünü kubul kıldıralaydı.
balılarga özünü kubul kıldırgandan kiyin, balılar onun sözüge kirdi ve onun köngünün ayap bolsumu onun haişiğe hürmet kıldı ve terbiyesini kubul kıldı. Araplarda her kim özü söygen kişiye boyusunu koçudur deydiğen makal var. Söygü muhabbet şundak bir mücizelik ve sihirlik nersi ki, onun bilen kaliplerine iyi bolgulu buludu. Şuna her işte en avval kolgu keltürüşki tegiştik nersi söygü muhabbettir. Balılarının söygü muhabbetke bolgan ihtiyacı, huddu ularının kündelik yemek içmeklerge bolgan ihtiyacıga okşaş, tabii ihtiyaclardan biridir. Eğer onlara söygü muhabbetini kem berseniz, ular bunu sırttan tuluklaşka mecbur bulup kalıdı. Bu vakitte siz onlarının muhabbetinden ayrılıp kalırsınız. Şunu balılar bilen köprek sirdeşiş, onlarının köngülünü eliş ve artıkçılıklarını mahtap duruş lazım. Yettinci süpet emdi. Allah Ta'ala'ya yölünüş. Her kandak bir terbiyeci özünün terbiye işlerinde muvaffakiyetke erişişi için aldı bilen Allah Ta'ala'ya yölünüşü, onundan yardım ve medet dilişi tolumu muhimdir. Çünkü her kandak bir muvaffakiyet avval ve ahir çukum Allah Ta'ala'dan gelir. Ehval bundak iken, terbiye hemişe Allah Ta'ala'nı yad etiş bilen belli buluşu, terbiyeci hemişe onunla yalvarıp iltica kılışını ve onundan yardım soruşunu unutmasak lazım. Tileklerinin emelge eşi için dua bilen sebep her ikilisi hel kılgıç rol oynaydı. Bunlar birbirinden kat'i ayrılmaydı. Şuna insan her bir işini royapkı çıkırış için Allah Ta'ala'ya dua kılış bilen birge, kulüden kelgençi sebeplerini kılışka buyurulgan. Çünkü dua maksatki yetişinin sebeplerini onaylaştırış ve yollarını yürütüş rolünü oynaydı. Allah Ta'ala hemme işini sebeplerge bağlı kılgan. Bu hakta Kur'an-ı Kerim mundaktaydı. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Yani insan fakat özünün işleyen işinin neticesini gördü. Sûre-i Necm'in 39. ayeti. Ama sebepkili çokunup gitip Allah Ta'ala'nı unutup geliş doğru bulmağandak duagılı yölünüp sebepten bir hacet buluşma doğru emez. Çünkü aldınkısı Allah Ta'ala'nın ibadetinin baş tartkallıktır. Çünkü dua ibadettir. Kiyinkisi olsa ücmü piş ağzım uçuştu geldiktir. Dua bilen sebepnin münasibeti nait zic bağlanışlıktır. Eğer tileklerinin hasılı buluşu için dualı kubayı kıldığan bolsa idi, insanların iptiharlık ülgüsü ve bütün peygamberlerinin en evzili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam sebep kılmağan ve onunla teşebbüs mü kılmağan bolatı. Eğer tilekler sebep bilenle hasılı bulduğan bolsa idi, peygamber aleyhisselam şunca ehmiyetlik ve hasiyetlik dualarını ümmetine öğretmeyen ve özümü kılmağan bolatı. Peygamber aleyhisselam dua bilen sebepnin arısını kat'i ayırgan emez. Onun kündülük durmuşu her türlük hasiyetlik duaları bilen tolgandak işleş, çağrı tedbir kullanış ve her iş üçün sebep kılıştı mı Peygamber aleyhisselam en aldın kılardın idi. O mescitte imam, gazatlarda komandan, medreste ustaz, dinde rehber ve ailesi işlemcan atı idi. Şunu o kalbe kıldı. Gayesini emelge aşuralıdı. Ve insaniyetke cimi yakşılıkta ülge halda tıllarda dastan buldu, tıllarda mengü yad edildi. Kadirli kıyınlaşar, şuna kılıp, perzentlerimizde kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızın 4. sani muş yerde ayaklaştı. İnşallah yeni bir sanımızı körüşkice silerini Cenab-ı Allah'a tapşırımız. İcabetlik dualarınlarda bizler için bu dua kılıp koyuşanlarını ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.